Merhabalar arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden nükleik asit ve protein sentezi sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bakalım abicim hangi soruda kalmışız? Canlılarda sentezlenen proteinlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri her zaman aynıdır demiş. Verilenlerden hangileri her zaman için aynıdır? 1. Amino asitlerin birbirine bağlanma şekilleri. Bir bakalım şimdi yorumumuzu yapalım. Proteinlerle ilgili olarak diyor. Şimdi burası ribosomun alt birimi, üst birimi şuralarda geliyor. Buralarda peptit bağ oluşuyor. 1. Amino asitlerin birbirine bağlanma şekli. Yani hepsinin arasında peptit bağ oluşmayacak mı? Birinin amino grubuyla diğerinin karboksil grubu arasında peptit bağ oluşur. Bütün proteinlerde bu her zaman aynıdır. Geçtik. Birsiz olanı at abiciğim. Birsiz olan bir tane şık gitti. Her bir amino asit çeşidinin kullanılma miktarı, tamam mı? Her bir amino asitin çeşidinin kullanılma miktarı her canlıda aynı değildir. Bilemem ki hangisinden kaç tane amino asit, 20 çeşit amino asit var. Bunun kaç tanesini kaç tane şeklinde kullandığının hani böyle bir yorum yok. Tamam mı? Bunu bilemezsin. Bunu net bir şekilde bilemezsin. Molekülde kullanılan toplam amino asit miktarı. Bak abicim. Bazı canlıda atıyorum bir gende 18 tane amino asitten kurulur. Bazısında 26 tane, bazısında 35 tane. Yani bunu bilemezsin. Çok sayıda proteinin var. Bunları bilemezsin. Peptitleşmenin gerçekleştiği yapı ne abicim? Bütün canlılarda ribozom. Bütün canlılarda ribozom da meydana gelmiyor muydu buydu? Evet. Bütün canlılarda ribozom tek ortak organeldi. Ve bütün amino asitlerin birbirine bağlanması peptit bağıyla meydana gelirdi. O da birinci amino asitin karboksili ile ikinci amino asitin amino grubu arasında meydana gelirdi. Yani doğru cevabımız 1 ve 4 diyoruz. Yani denizli şıkkı diyoruz abicim. Geldik bir soruya daha. Bir hücrenin ihtiyacı olan protein molekülünü sentezleyebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi zorunlu değildir demiş. Hangisinin gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bak şimdi şunu bileceğiz. Şimdi şurayı güzelce bir önce şunu bir çizelim, tamam mı? Şunu bir anlatalım. Ondan sonra olayı daha iyi anlayacaksınız. Şurası benim hücrem değil mi? Hücrem, tamam mı? Şurası çekirdeğim, doğru mudur? Bak burası çekirdek. Şöyle kalem mi yazmıyor? Burası çekirdek, şurası çekirdeğin içerisindeki kromozom. Tamam mı? Yani DNA'mız. Şurası ribozom. Bak şunu unutma. Bir, ilk önce birinci işlem neydi abicim? Birinci işlem şu DNA'nın ilgili bölgesindeki genden mRNA senteziydi. Bak burada mRNA'yı sentezliyordum. mRNA sentezlenmesine transkripsiyon deniyordu, hatırla. Transkripsiyon olayını yaptık. Sonra çekirdeğin porları hücre zarının porlarından biraz daha genişti. Neden? Çünkü bunun içerisinde organik bir madde mRNA geçecek. mRNA çıktı buradan. Geldi ribozomun küçük alt birimine yapıştı. Büyük alt birim ve küçük alt birim birbirine yapıştı. Ve ribozom okunmaya başladı. Değil mi? Şurada buradaki kod, üçlü kod okunmaya başlandı. Bu olayın adına da translasyon diyorduk. Bak burası da translasyon. Şimdi okundu. Okunduktan sonra bir tane taşıyıcı RNA geldi. Bu üçlü okununca taşıyıcı RNA buradaki şifreye göre, buradaki kodona göre gitti. Sitoplazmada serbest halde bulunan o amino asidi buldu. Götürdü ribozomun büyük alt birimine koydu. Sonra bu yana doğru kaydı. Bak bu şifre yana doğru kaydı. Bu sefer bu üçlü geldi. Bu üçlü geldi. Başka bir taşıyıcı RNA bunu okudu. Geldi buna göre okunan amino asidi aldı. Getirdi bunu. Ribozomun üst birine koydu. İkisinin arasında peptit bağ oluştu. Sonra bu şeklinde peptit bağları yukarıya doğru çıktı. Ne zamana kadar? Ta ki şu okunanlardan bir tanesi UAA, UAG ve UGA'dan bir tanesi oluncaya kadar. Bunlar neydi? Stop kodonlarıydı. Bunlar gelince, bunlar okunduğu anda protein sentezi son bulunuyordu, hatırla. Bak şimdi. Sonra protein sentezi son bulunca büyük alt birimle küçük alt birim birbirinden ayrılır. Şu mRNA sitoplazmaya gönderilir. mRNA tekrar tekrar kullanılabilir. İhtiyaç halinde başka bir ribozoma bağlanarak tekrardan aynı proteini meydana getirir. Başka birine daha bağlanır, tekrardan aynı proteini meydana getirebilir. Bak, bir mRNA'nın veya şöyle söyleyelim, bir proteinin farklı olmasının nedeni ribozom değildir. Ribozomun görevi sadece protein sentezlemek. Proteinlerin farklı olmasının nedeni farklı mRNA'ların meydana gelmesidir. Bak bunu sakın unutma, tamam mı? Şimdi o zaman şunu söyleyeceğim. Burayı anlamışsındır. Şimdi geldik. Bir hücrenin ihtiyacı olan bir protein molekülünü sentezleyebilmesi için
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi zorunlu değildir? Bakacağız. Mesajcı RNA'nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması mutlaka lazımdır. Bak, mRNA buradan buraya bağlanmadan hiçbir şekilde bu olay başlatılamaz. Bunu bileceğiz. 2. Amino asitlerin tRNA'lara bağlanması. Evet, amino asitler gidecek tRNA'lara bağlanacak ki o tRNA'lar bunu alıp getirecek ribozomun büyük alt birimine koyacak. Evet, bu da kesinlikle zorunludur. Kodonlar ile antikodonlar arasındaki hidrojen bağların kurulması zorunludur. DNA replikasyonu burada bir duralım. Burada bir duralım. Bak, ne öğrettim ben sana? Dedim ki DNA replikasyonu başta gerçekleşti. Eyvallah, gerçekleşti. Oldu, olay oldu. Ama sonra mRNA sitoplazmaya geçtikten sonra mRNA tekrar tekrar kullanılmadı mı? Bu olay burada da gerçekleşmedi mi? Burada protein sentezlenirken DNA replikasyonu oldu mu başlangıçta? Olmadı. Bak, gördün mü? Bu açığa çıkan mRNA tekrar tekrar kullanıldığı için her seferinde DNA replikasyonuna gerek yoktur abicim. Bak, bu tarz soru gelir. Bu tarz soru seni düşürmesin sakın. DNA replikasyonu ilk başta olur ama sonradan 8. proteini sentezliyorsun. Her seferinde DNA replika olmasına gerek yok. mRNA'yı tekrar tekrar kullanabilirsin abicim. Bunu bileceğiz. Şimdi gelelim başka bir sorumuza. Başka bir sorumuza. Diyor ki aşağıdaki tabloda antikodon şifresi ve adı verilen amino asitlerin translasyon sonucu deniz şifreli bir protein molekülünü oluşturabilmeleri için, bak görüyorsun, amino asit adı deniz olacak, tamam mı? DNA'nın anlamlı zincirinin nükleotit dizilişi hangi seçenekteki gibi olmalıdır diyor. Şimdi deniz olabilmesi için amino asitin D olabilmesi için antikodon nedir? D olabilmesi için CAK mıdır? Bak, CAK'tır. Hemen bunun bana nükleotit dizilişini, DNA'ya geleceğim. Bu antikodon, değil mi? Bu antikodon. Hemen bunun önce kodonunu bulun veya direkt geçebilirsin. Kodonu nedir bunun? Guanin, urasil, sitozin mi? Bunun kodu nedir? Bana kodunu soruyor. Sitozin, adenin ve guanin. Yani CAK. CAK'ın aynısı abiciğim. Geldim buradan. Jack'ı aradık. Bak, Jack zaten geldi. Doğru cevap Ceyhan verilmiş zaten de. İkincisine bakalım. E'ye bakalım. Teker teker yapalım. E'nin antikodonu ne? G, C, G. Hemen kodonunu bulalım bunun. C, G, C. Hemen antikodonunu, kodunu bulalım bunun. G, C, G. Aynısı. G, C, G. Doğrudur. N'ye bakalım. Burada zaten eğer urasil olmazsa aynısı olacaktır. Tamam mı? Urasil olmazsa aynısı olacaktır. Urasil de iş değişecek. A, U, G. Tamam mı? A, U, G'ye baktım. N harfinde A, U, G'ye baktım. Geri geldim hemen. Bu koduna baktım. Kodonuna baktım. Kodonun nedir bunun? Urasil, adenin, sitozindir. Hemen bunun koduna baktığım zaman da adenin, timin, burası da guanindir. Değil mi abicim? ATG olacak. İşte doğru cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Yani nereden nereye geleceğimizi direkt olarak sen yapacaksın. Tamam mı? Önce kodonuna, sonra kodonuna ulaşabilirsin veya artık kendin pratikleşebilirsin. Eğer urasil vermezse verilenin aynısını geçireceksin. Verilenin aynısı, bak, GCG iken GCG. CAK iken CAK, gördün mü? Sadece urasil varsa kafan karıştırabilir veya adenin varsa timine gitmek zorundasın. Orada kafanı karıştırma abiciğim. Tamam mı? Bir başka sorumuza bakalım. Ne der bu soru? Diyor ki protein senteziyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değil diyor. Protein senteziyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir diyor. Sitoplazmada amino asitlerin taşıyıcı RNA'lara bağlanması sırasında enerji harcanır. Abicim, eğer sen protein sentez diyorsan protein sentezi basamaklarında enzim de kullanacaksın. Protein sentezi basamaklarında enerji de harcamak zorundasın. Bak, sakın unutma. Enerjisiz protein sentezi olmaz, doğrudur. Birçok ribozom yan yana getirilerek aynı mRNA şifresi art arta okunabilir. Eyvallah. Bu olayın adına da polizom denir. Tamam mı? Bu olayın adına da polizom denir. Neredeydi o? Hemen gösterelim şurada. Bak, polizom şudur. Şimdi senin çok yoğun proteine ihtiyacın var. Hızlı şekilde proteine ihtiyacın var. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Şu, atıyorum, şurada mRNA okundu ya. mRNA okunduktan sonra hemen yanına bunun ribozomlar gelir. Ribozomlar gelir. Çok sayıda ribozom gelir. Bu mRNA buradan çıkıp burada okunur. Oradan çıkıp burada okunur. Her seferinde aynı protein sentezlenir. Gördün mü? Her seferinde aynı protein sentezlenerek yoğun bir protein sentezi meydana getirilmiş olur abicim. İşte bu olayın adına polizom denir. Bu da doğru. Dur.
Bu da doğrudur. Sentezlenen her proteinde birinci amino asit triptofandır. Bak sakın unutma. Sentezlenen her amino asitte ilk kodon AUG'dir. Ve bu AUG de metiyoninini şifreler. Metiyoninini şifreler. Yani triptofan değildir. Metiyonindir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Yani yanlıştır abicim. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Aynı protein sentezi için aynı mRNA ve tRNA tekrar tekrar kullanılabilir. Doğrudur. Bütün protein sentezlerinde bir amino asitin amino grubu ile diğer amino asitin karboksil grubu arasında peptit bağ kurulur. Bu da doğrudur. Yanlış cevabımız Ceyhan. Tamam mı abicim? Yanlış cevabımız Ceyhan. İlk başlangıç kodonumuz AUG'dir. Ve AUG de metiyonin adı verilen amino asiti şifrelecektir. Bileceğiz abicim. Yeni sorularımızı alalım şöyle. Hemen yeni sorularımızı alalım vakit kaybetmeden. Mümkün olduğunca hızlı çözüyorum. Çok soru çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz hızlı gidiyoruz ama bence sizin için daha iyi diyorum. Zaten diğer soru çözüm videolarımızı da izlediyseniz onlardan sonra bu soruların da çözümü artık size yani bu konuyla alakalı yaklaşık 200'e yani 200'e yakın soru çözmüş oluyorum. 150 160 bandına gelmiş oluyorum. 150-160 tane sorunun çözümünü izlediğiniz takdirde buradan soru kaçırma ihtimaliniz %, yani sıfıra yakındır arkadaşlar, net söylüyorum. Yani hiçbir şekilde soru kaçırmazsınız, tamam mı? Yani düzgün bir şekilde konu anlatımını aynı zamanda soru çözüm videolarını izlediğiniz takdirde bu konuyla alakalı zaten sorunuzun olmadığını kendinizde göreceksiniz. Anlaşılması kolay bir konudur. Bol soruyla tekrar edilmesi gereken bir sorudur. Bağları çok iyi bilmeniz lazım. Bağları iyi bileceksin. Fosfodiester bağının nerede kurulduğunu, zayıf hidrojen bağlarının ne olduğunu, güçlü DNA, zayıf DNA'nın ne olduğunu zaten konumuzu anlatırken üzerinde bayağı bir üzerine bastıra bastıra durdum. Soru çözüm videolarından da elimden geldiğince arkasını çevirip sayfanın konu anlatımını da yapıyorum. Gerekli o gördüğüm bölgelerde. Tamam mı arkadaşım? Güzelce notlarını al, güzelce sorularını çöz. Bu soruları dışında yanında mutlaka 4 tane 5 tane soru bankan olsun. O 5 tane soru bankanda bu konuyla alakalı soruları çözdüğün takdirde yaklaşık olarak biri her bir soru bankasında 100'e yakın soru olduğunu düşünürsek 500 soru kendin çözdün. 150-160 soru çözümünü de benden izledin. Her bir konuyu 600 soruyla kapatırsan zaten bu konudan soru kaçırma ihtimalin olmaz abiciğim. Tamam mı? Geldik bir videomuzun daha sonuna. Yeni soruya bir başka videoda geçirelim. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutma. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutma arkadaşım. Tamam mı? İstediğin bir konu olursa, çözemediğin bir soru olursa hiç çekinmeden bizlere yorum kısmında veya sosyal medya hesaplarından direkt olarak da özelden de atabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Direkt olarak size geri dönülecektir. Cevaplayarak veya işte konu anlatılarak geri dönüşü mutlaka yapılacaktır. Bunu biliniz arkadaşım. Tamam mı? Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.